Ben şimdi bütün hastane kontrollerimi, her şeyimi kendim yapıyorum. Aa diyorlar böyle, nasıl yani? Ne kadar iyi. Ama sen diyor, sen çok uzun boylusun. Sen voleybol oynuyorsun. İleride tasarımcı olmak istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi de güzel bir hastane yapmak. PKO benim için bilimsel tanımının dışında sorumluluk, sabır ve disiplin, otokontrol demek. Ben de insanların hayatlarına dokunuşta bulunup yardım etmek istiyorum. Herkes aynı şeyi anlat merak ediyor. Yok inciğine gir, cinciğine gir. Yoruldum. Ne yalan senin. Sevda sen bunu yiyebiliyor musun dedi. Hayır yiyemiyorum dedim. Döndü yanımızdaki diğer arkadaşlar böyle yaptı. Sevda yiyemiyorsa biz de anlıyoruz tamam dedi ve onu almadan döndük. Yani hani bütün çevrem bana uyum sağlamak için gerçekten elinden geleni yapıyordu. Pizza yapıyorum, kek yapıyorum, poğaça yapıyorum. Kısır yapıyorum, çiğ köfte yapıyorum. Sürekli aynı tabaktan istediğim için artık adam demişti ki bu nehir spesiyeli. Nehir senin için bir spesiyel oluşturduk. Hani artık girdiğimde diyordum ki abi bana her zamankinden bir tane. Yani bu süreçte en büyük şeyim destekçim ailem de. Annem, babam, ablam her zaman yanımdalardı. Her zaman bana destek oldular. İşte her konuda maddi, manevi her konuda yanımdalardı.